Merhaba Kova Burçları ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Evet arkadaşlar, Satürn 2 yıldır sizin birinci evinizden geçiyor. Hayatınızda büyük değişimler oldu. Belki işi komple değiştirdiniz, belki hayatınızdaki ilişkiyi komple değiştirdiniz, kararlarınız değişti, hayata bakış açınız, imajınız değişti. Hayatınızda büyük bir yenilik yaptınız. Eğer yapmadıysanız da tam da bu hafta artık o değişimi tamamlamak zorunda olduğunuz bir süreçten geçiyoruz. Öncelikle uzun zamandır iş arıyorsak iş bulabiliriz, uzun zamandır emeklilik bekliyorsak emekli olabiliriz, uzun zamandır atama bekliyorsak atama alabiliriz, uzun zamandır terfi bekliyorsak terfi alabiliriz. Ciddi anlamda hayatımız artık bir değişim dönüşüm noktasında. Uzun zamandır bekarsak evlenebiliriz, venüs tabii ki evlilik gezegenidir aynı zamanda aşk ve ilişkileri de gösterir para ve aşk konularında hayatımızda radikal bir karar alıyoruz diyebilirim. Kararı gösteren yer tabii ki haberin ve kararın gösterildiği yer 3. ev Jüpiter 3. ev alanımızda güneşimize de çok güzel bir açı içerisinde yani güneş Jüpiter'e çok güzel bir açı içerisinde bu nedenle de bir kararımızı hayata geçirmek, bir başvuru yaptığımız bir yerden güzel haber gelmesi, hayatımızda yaptığımız bir teklifin pozitif anlamda geri dönüşü İş kurmak, emekli olmak, yani hayatımızda bir projenin hayata geçmesi şeklinde tezahür edecek. Bu proje evlilik de olabilir, evlilik. Bir e, ciddi anlamda emeklilik kararı da olabilir. E, artık okul hayatımızın bitip iş hayatımızla ilgili ilk adımları atmış olabiliriz burada. E, ciddi anlamda hayatımızda büyük bir değişim dönüşüm söz konusu. Bir projenizin onaylanması e, şeklinde de tabii ki hani iş hayatındayız daha aktif çalışan biriz. O zaman da bir projemizin onaylanması hak ettiğimiz bir terfi almak şeklinde de görülüyor olabilir arkadaşlar. Ciddi anlamda. Hayatımız artık daha hızlanacak hareketlenecek pozitif bir hale gelecek ve artık kaynaklarımız adım 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 daha da yükselecek arkadaşlar bunu unutmayın. Kuzey ay Aydın'ın 4. evde olması 12. evdeki Merkür'le de üçgen ve seksil yapmasa, işin gerçeğini söylemek gerekirse hiç umudumuz yok belki ev almak için bir kredi çekmek söz konusu olabilir. Ee, uzun zamandır istediğimiz bir e, evi değiştirmek, tadilat etmek, e, bu konularla ilgili e, ummadığımız yerlerden bir fırsat, bir haber, bir duyum almak söz konusu olabilir. E, artık 5. evimizde Mars İkizler Burcu'nda e, ciddi anlamda ileri hareketinde geçtikten sonra emeklinin tadını çıkartıp, bir hobi başlatmak da söz konusu olabilir. Yani kendimize yeni arayışlar, yeni uğraşlar, yeni fırsatı değerlendirmek şeklinde de e, bu durumu gösteriyor olabilir arkadaşlar. Ciddi anlamda e, Satürn birinci evdeyken insanı çok zorlar. Hayatında büyük kriterler değişir çünkü. İmajımız değişir, yaşadığımız şehir değişir, ilişkimiz değişir. Ee, yani evlendik, bekarız, bekardık, evlenebiliriz. Yani birçok konuda e, bunu yaşatabilir. Birinci ev çünkü hayatımız biziz yani merkeziz. Merkezimizde köklü değişimlere sebebiyet verir. O yüzden bu değişim sizin de hayrınız olacak merak etmeyin. E, dördüncü ev alanında yani bu ev Evlilikse hayırlı bir evlilik. Ee, uzun zamandır beklediğimiz bir emeklilik planıysa ciddi anlamda emeklilik ikramiyesini alarak kendimize bir mülk almak, bir şey almak gibi bir konuyu da eşitleyebilir arkadaşlar. O yüzden beklediğimiz e, her ne varsa hayatımızda bunlarla ilgili adım atmak için önemli bir e, fırsat bizi bekliyor. Artık gökyüzü retrolarını bitirdi. Bütün gezegenler düz harekete geçti. Kendi enerjilerini daha çok ortaya çıkartmaya başladı. Sizin de birinci evinizde imajınızdan hayatınızın her alanına kadar birçok konuda değişim fırsatını bu hafta aktive ediyor. Ne ile uğraşıyorsanız bu hafta artık ödülünü almak üzeresiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.